Malatya Büyükşehir Belediye'mizde görevi devreden AKP'li belediye başkanına göre 8 milyar TL civarında, görevi devralan AKP'li belediye başkanına göre ise 17 milyar TL civarında bir borç var. Hangi AKP'liye inanacağız? Hangi AKP'liye güveneceğiz? Malatya şu anda bunu düşünüyor. Peki bu fark öyle küçük bir fark mı? Tabii ki değil. Yaklaşık 9 milyar civarında devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Malatya'nın nüfusunun 600 bin olduğunu düşünürsek her Malatyalı'ya 30 bin TL verecek bir paradan bahsediyoruz. Her Malatyalı'nın 30 bin TL'sinin hesabını Malatya Büyükşehir'den sormak istiyoruz. Bu parayla deprem bölgesindeki şehrimizde 3 bin tane ev yapılırdı. Malatya zaten belirsizliğin şehri olmuştu. Belirsizliğin başkenti olmuştu. Sahipsiz kalmıştı. Vatandaşın deprem sonrası bunca derdi içinde Malatya kamuoyunu yeni bir tartışmaya, yeni bir belirsizliğe, Malatya kamuoyunu oyalayan yeni bir sürece imza atan AK Parti'nin liyakatsizliği bir defa daha Malatya'yı meşgul ediyor. Sami Er belediyeyi büyük bir borç batağı içinde aldıklarını, personel maaşlarını bile ancak kredi çekerek ödeyebildiklerini söylüyor. Diğer yandan ise Selahattin Gülkan böyle bir borç yükünün olmadığını, neredeyse belediyeyi kasası dolu bir şekilde bıraktığını iddia ediyor. Bu durum Malatya halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Malatya'nın aklıyla hiç kimse alay edemez, hiç kimsenin haddinde değildir. En basit bir bakkal işletmesinde bile kar zarar ya da alacak verecek hesabı yapılabiliyorken Malatya Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce bürokratı olan devasa bir kurumda birileriyle çalışan rakamların havada uçuşması akılla izah edilebilir bir şey değildir. Sami Er önümüzdeki 5 yılın bugünden yönden başarısızlığını sığdıracak bir bahane mi arıyor? Yoksa gerçekten hepimizin ortak malı olan Büyükşehir Belediye'miz gerçekten büyük bir borç batağı içinde mi, merak ediyoruz.